Yaklaşık 15 yıldır çözülemeyen Sivas Merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Sivas Belediyesi ve özel mülkiyetlere ait Perakende Sebze Hali'nin tadilat ve çevre düzenlemesi projesi 28 Ağustos Cuma günü yapılacak ihale ile start alacak. Yönetilecektir. Örüntü sadeleştirilecektir. Bina içindeki ve dışındaki altyapı, elektrik, doğalgaz, şebeke suyu, zemin kaplamaları, kaldırım ve yol... Mevcut durumuyla Sebze Hali esnafının kış aylarında çektiği sorun ve sıkıntıların son bulması nedeniyle yeni bir proje çalışması yapıldı. Yeni projeyle yıllardır Sebze Hali esnafının sorunlarının çözülmesi bekleniyor. Korunmasıyla birlikte yeni tezgah düzeni, yaya sirkülasyon alanlarının düzenlenmesi, esnafın daha uygun şartlarda ticari faaliyetlerini yapabilmesi gibi amaçlar hedeflenmektedir. Buna göre yükseklik ve genişlik hesap edilerek bir proje üretilmiştir. Bu kapsamda yetkililer Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda Perakende Sebze Hali esnafı ile bir araya geldi. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül de hazır bulundu. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu sunum yaparak projenin detaylarını anlattı. Ama ben inanıyorum diyor, bir senede o 4 aylık kapalılığın farkı kapanacak. Kendi adıma ben de orta biraz ya arkadaşlarımın adına konuşuyorum. Biz her kızın 2 ay açmıyoruz zaten. 2 ay, 3 ay açmıyoruz zaten. Ardından söz alan Başkan Bilgin, dükkanların hava koşullarının olumsuz etkilerinden korunmasıyla birlikte yeni tezgah düzeni, yaya sirkülasyon alanlarının düzenlenmesi, esnafın daha uygun şartlarda ticari faaliyetlerini yapabilmesi gibi amaçları hedefliyoruz dedi. Perakende Sebze Hali'ni bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz projenin özünde bu var, temelinde bu var. Biz orayı, Sivas'ta bir hal kültürü var. Hem hal kültürünü yaşatarak hem buranın geleneğinden kopmadan modern bir görüntüyle hem esnaf açısından hem de oradaki müşteri açısından daha cazip bir hale gelmesini istiyoruz ve inanıyoruz ki bu proje hayata geçtiği zaman oradaki ticaretin daha artacağını inanıyoruz. Tabii bunu yapabilmek için çok uzun bir süreç geçti. Anıtlar Kurulu'ndan izin aldık. Bir gittik, bir daha gittik. Farklı şekilde itirazları göz önüne alarak kararlı bir duruşumuz neticesinde İşi bu noktaya getirdik. Şu an ihale aşamasındayız. Tabii bunun en zor kısmı bu zor. Bu kısım. Çünkü yapım için karşılıklı olarak fedakarlıklar gerekiyor. Toplantının sonunda söz alan Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ise yeni yapılan projeyle hemşehrilerimizin rahatlıkla alışverişi yaptığı bir yer yapılınca cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman esnafın yanında, her zaman esnafın sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Çünkü ben her zaman kendiyle görüşmek istediğimde her zaman bizi kabul etmiştir ve bizi dinlemiştir. Gerçekten belediye başkanıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yıllardır o hal orada. Biliyorum ki hepimiz biliyoruz. Kışın soğukta, yaşta, yağmurda, karın altında çalışıyorsunuz. Her gelen belediye başkanımız yapmak için uğraşıyor. Ama ben inanıyorum ki Hilmi Başkanım yaptığı, başladığı işi sonuna kadar bitirir ve yapar ve güzel yapar. Gerçekten bizim kültürümüz, hal kültürü dedi ya başkanımız, bizim yani Sivas'ın, halkımızın rahatlıkla alışveriş ettiği bir yer. Orayı da Sivas'a yakışır şekilde yapacağına inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül ise gerçekten hal Sivas için önemli bir yer. Merkezi yerde olması hasebiyle görüntüsünün şehrimize yakışır olması gerekiyor. Bu projede o alanı tam anlamıyla Sivas'a yakışır bir hale getirecek ifadesini kullandı. Şehrimizin kültürü olan halin Sivas'ımıza yakışır bir şekilde projesini yapan Sayın Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hal Sivas için önemli bir yer. Merkezi yerde olmasından dolayı görüntüsünün şehrimize yakışır, gelen misafirimize daha güzel bir görüntü sunmak için yapılan projeyi belediye başkanımızın kısa bir zamanda yapacağını söz vermesi bizi mutlu etmiştir. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başarılarına devam diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sebze Hali esnafları ise projeyle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Bu süreçte belediyemizin bu projeyi bu şekilde bu hale getirip bize sunması gerçekten büyük bir nimet. Yıllardır Sivas'ın kanayan yarası.
Şimdiye kadar o kadar çok çabalamamıza rağmen, ben de eski meclis üyesi olarak burada sıkıntıları da bildiğim halde, belediye başkanımızın kararlılıkla durup bu projeye bugün bir ihale edilebilir hale getirilmesi gerçekten bizim için çok büyük bir nimet. Bu durumdan dolayı da bütün belediye yetkililerine, başta sayın başkanımız olmak üzere, teşekkürü bir borç biliyorum. Ferhat Çobanoğlu, başkanımıza bu projesinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrardan aynı şekilde dezgahlarımıza, dükkanlarımıza kavuşuruz. Kısa sürede proje hazır olur. Tekrardan ekmek teknemize kavuşuruz diyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İşi gücü rast gelsin. Esnafın daha uygun şartlarda ticari faaliyetler...